Yeni yılın 2022'nin ilk videosundan herkese merhaba arkadaşlar. Bu video yine bir Stardew Valley rehber videosu olacak. Bunun konusu ise dev ekinler. Hemen şöyle çıkıp bir göstermek istiyorum. Şurada bir tane karnabahar görüyorsunuz dev ekin olarak. Bunu böyle göstermek istedim çünkü bunu isteyen arkadaşlar vardı. Yorumlarda vesaire belirtmişler. Özelden de yazanlar vardı daha öncesinde. Onları da bir şekilde ertelemiştik. Bugüne gelinceye kadar tabii ki. Şimdi aklıma gelmişken, daha doğrusu hatırlatılmışken, ben de uygun olduğu için hemen bir rehber çekmek istedim. Tabii bunun için yeni bir kayıt açıp oynamam gerekiyordu. Bu hesabı yeni açtım. Sadece bu rehberi çekmek için açtım bunu. Yeni bir seviye olarak. Yani düzenli olarak bunu oynamayacağım. Sadece göstermek amaçlı. Burada bu büyük ekinler hakkında anlatabileceğimiz her şeyi anlatacağız. Büyük ekinler oyunda şu an için 3 tane var. Baharda karnabahar ekebiliyorsunuz. Yazları kavun ve sonbaharda da kabak ekebiliyorsunuz. Bu şekilde büyümesi için. Bunun olması için 3x3'lük bir alan lazım. Yani en azından şöyle bir 3x3'lük bir alan gerekiyor size. Ve bunun düzenli sulandığından emin olmanız lazım. Bunun ekinler büyüdükten sonra oluşma ihtimali %1. Oyunda bilerek mi yapmışlar, hata mıdır bilmiyorum. Bazen mesela şurası büyümüş diyelim mesela burası. Gördüğünüz gibi burası yine. Burada karnabaharlar var 9 tane. Mesela bugün uyudunuz, yarın uyandınız. Bunun da yine büyüme ihtimali %1. Yani büyüdükten sonra bile oluşma ihtimali %1. Bu kısmın. Yani illa büyüdüğü gün büyük olacak diye bir şey yok. Bunu toplamazsanız bugün, yarın da yine olma şansı var %1'lik bir şansla. Normal şansı da %1. Yani okinin olduğu gün. Mesela karnabahar 12 günde oluyor. 12 gün sonunda uyandığınızda bunun oluşma ihtimali yine %1. Bunu normal şekilde toplayamazsınız. Üzerine bastığınızda herhangi bir toplama şansınız yok. Bunu baltayla toplamanız lazım. Şimdi baltamızı nereye koyduk? Baltayı buraya koymuşuz. Direkt bunu baltayla topluyorsunuz. Şöyle direkt hatta gösterelim. Ve içinden de 15 tane karnabahar çıktı. Ortalama olarak yaklaşık 2 katı diye düşünebilirsiniz bunu. Çünkü normalde 9 tane karnabahar oluyor burada. Onu aldığınızda 1 tane 2 tane karnabahar veriyor. Yani maksimum yine 15-20 arası bir karnabahar veriyor size. Yine baltayla aldığınızda da yine o şekilde veriyor. Tabi genelde 1 tane verir. Yani şöyle baktığınızda genelde 1 tane veriyor. İşte bunun kötü yanı yıldızlı vermiyor. Bu hep düz veriyor. Bunu baltayla kestiğinizde. Mesela burada mesela yıldızlı geldi ama burada gelmez. Bu tamamen görüntü amaçlı olarak saklanabilir yani. Çünkü bunlar mevsim geçtiğinde bozulmuyorlar. Mesela burada bir tane çıkarttınız diyelim. Onun etrafını çevirin şöyle duvarlarla. Kalsın. Oraya bir daha ekin ekmeyin. Diğer mevsimlere geçin vesaire. O ekinlerin üçünü de bahçenize toplayabilirsiniz. Yani kendinize bu şekilde bir challenge oluşturabilirsiniz. Üçünü de ben yan yana getirebilecek miyim diye. Böyle üçlük üçlük araziler yaparsınız buralara. Mesela şu şekilde şöyle bir örnek verelim. Mesela burası karnabahar olur. Şöyle hemen şurasını yapalım. Yine burası kavun olur. O değil. Şöyle yapalım. Aynen. Şimdi şuradan bunu da kaldırabiliyor muyuz? Kaldıramıyoruz. Kazma lazım. Onu da kazmayla şöyle hemen bir hızlıca kaldıralım. Güzel görünsün. Aynen. Şuraya mesela karnabahar çıkartabilirsiniz. Bunu hiç ellemezseniz bir sonraki mevsimde buraya kavun çıkarmak için uğraşırsınız. Orada ellemezseniz yine buraya da bal kabağı için uğraşırsınız. Ve en sonunda üçü de çiftlerinizde olmuş olur. Bunların etrafını da güzelce duvarla örerseniz etraftaki zararlı otlar tarafından da bozulmazlar. Bu şekilde güzel şekilde kalabilirler. Ben mesela meteor düştüğü zaman çiftliğe onları da kaldırmıyorum artık. Görüntüsü güzel olsun diye etrafını çeviriyorum. Mesela o orada kalıyor. Süs eşyası olarak duruyor. Aynı şekilde bunları da süs olarak kullanabilirsiniz çiftliğinizde. Güzel bir görüntü oluşturur. Onun dışında bununla ilgili ekstra vermemiz bir bilgi var mı? Ekstra bir bilgi şu an için eklenmedi. Çünkü 3 tane var oyunda bunlardan. Yani herhangi bir 4. büyüyen tohum yok. Sadece 3 tohum var. Aslında kışa da bir tane ekleseler olurmuş. Kışı birazcık boş bırakmışlar. Onun haricinde ekstradan ne söyleyebiliriz bu konu hakkında? Şöyle bir notlara bakarsak
Bunda az önce gördüğünüz buradaki balkabağını aldım ben. Buralar kuru çıktı. Hatta toprak bile yok. Bunun çünkü bir önemi yok aslında. Yani önemli olan şu merkezdekinin sağlam olması. Bu 9-9'luk alanda mesela şunu sulamayı unuttunuz diyelim. Bu sulandı. Bu sulandıysa bunun yine 9-9'a yayılma ihtimali var. Bu bir anda büyüyor ve yandakileri silip tek başına büyük bir balkabağına dönüşebiliyor ya da büyük bir karnabahara, büyük bir kavuna dönüşebiliyor. Yandakilerin hiçbir önemi kalmıyor. Asıl önemli olan şu merkezdekilerin sağlamda kalması. Bu da ekstradan bir not olarak sizlere bildirelim bunu. Onun haricinde tabii bunun içinde şans da bir faktör. Yani şansınız ne kadar yüksek olursa o kadar fazla çıkma şansınız var. Mesela normal zamanda %1 diyelim. Ama şansınız yüksekse mesela %2, %3, %4 şekilde artabiliyor. Onun dışında mesela 12 günlük diyelim karnabahar süresi. Yani mesela bir mevsimde iki kere deneyebilirsiniz. Ama onun yerine mesela hızlandırılmış gübre kullanırsanız mesela 3 kere 4 kere karnabaharı deneme şansınız oluyor tekrar tekrar. Süreyi kısalttığınız için. Ekiyorsunuz olmadı, ekiyorsunuz olmadı. O şekilde tabii şu şekilde korkuluktur, işte paratonerdir vesaire koymayı unutmayın. Çünkü ekip büyürken yağmur yağıyor, yıldırım düşüyor. Tohum bir siliniyor mesela benim buradan silinmişti. Yine buradan silinmişti bunu koyduğum yerde. O yüzden ben korkuluk koymamıştım. Ya da paratoner koymamıştım. O yüzden kuşlar gelip yiyebiliyorlar. Yıldırım düştüğü zaman da yine silinebiliyor. O yüzden sizin ekin biçiminizi bozabiliyor. Bunların güvenliğini aldıktan sonra yapmanız biraz daha yararlı olur sizin için. Dediğim gibi eğer görsellik istiyorsanız bu şekilde yapmanız daha da güzel olur sizin için. Bu şekilde alanlarla yapabilirsiniz. Mesela buraya hepsini full karnabahar yapın. Bekleyin sonra bakalım. Gübreyi de ekin. 8 gün 9 gün sonra büyümüş olur zaten gübreyle beraber. Eğer çıkarsa diğerlerini silersiniz. Bu tek kalır. Sonraki mevsimde diğerlerini yapmaya devam edersiniz. Şansınızı denersiniz. Güzel bir görüntü oluşur. Dev ekinlerle ilgili başka söyleyecek bir şeyimiz yok şu an için. Bir sonraki rehber videosunda görüşürüz. Bu arada herkese tekrardan mutlu yıllar dilerim. Umarım bu yıl önceki yıllardan çok daha güzel olur sizin için ve aileniz için. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıllar diliyorum yeniden. Görüşürüz.